Baby Joy'da Yeşil Çocuk programından herkese merhaba, ben Aslı Dede. Bugün yine çok değerli konuklarımız var stüdyoda. Bugün ekolojik deterjanları konuşacağız. Çok merak ettiğimiz bir konu. Bulaşıkta, çamaşırda, evde kullandığımız kimyasal deterjanlar var. Ama bunların bize, sağlığımıza ve doğaya zarar vermeyenleri de var. Şimdi onları konuşacağız bugün. Kimle konuşacağız? Uzay Kimya'dan Green Clean markasının kurucusu, aynı zamanda kimya mühendisi Sevda Arıkan'la. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Ve kurumsal iletişim ve pazarlamadan, yine Green Clean'den, Uzay Kimya'dan Kübra Ulusoy, o da kimya mühendisi. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi önce Sevda Hanım'dan başlamak istiyorum. Sevda Hanım, siz kimya mühendisiniz. Yıllardır üretim yapıyorsunuz Türkiye'de. Aslında gelişimi çok iyi biliyorsunuz, takip ettiniz, gördünüz son dönemde, son yıllarda. Green Clean markasına nasıl geldi Uzay Kimya? İlk nasıl başladınız? Bunu biraz bizimle paylaşır mısınız? Tabii, kısaca anlatayım. Benim 68 mezunuyum. Bu sene 50. yılım iş hayatında ve hep temizlik sektöründeydim. 15 güzel. Sene profesyonel çalışıp da emekli olduktan sonra kadınların erken emekliliğinden faydalanarak 30 sene evvel de kendi şirketimi kurdum. Bir hobi gibi başladım. Hedefim Türkiye'de olmayan ürünleri üreteyim diye. İlk bulaşık makine deterjanı, Uzay markasında ilk mobilya cilasını başlatarak her sene olmayan ürünlerle bugüne geldik. 50 yılı biliyorsunuz. Son 50 yılı. Yıldır benzin istasyonunda sıvı deterjan karıştırılıyordu. Ekmek hamur makinelerinde de krem deterjan yapılan bir çağdan bugüne geldik. Peki Green Clean'e nasıl geldiniz? Evet, şimdi hep yenilerden gittiğimiz için pazarda hep ilk olduk. İlk günden beri de hep çevreye ve insana hep odaklanmıştık. Yani normal deterjanlarda, temizliklerde bile agresif ham maddeler, kimyasal hiç kullanmadık. Fakat çağ değişti, bilinçlendi insanlar. Daha petrol bazlı deterjanların zararları ortaya çıktı ve dünyada da bu son 10 senedir çıkan bir olay. Amerika ve Avrupa'da bu ekolojik deterjanlar bitkisel bazlı üretilmeye başlayınca biz de bu konuda da Türkiye'nin ilki olalım dedik. Epey bir Avrupa'da araştırdıktan sonra en sıkı regülasyonlu bir sertifikasyon firmasıyla anlaştık. Hiç petrol kimyasalı içermeyen bitkisel bazlı özel ürünlerle şeyi de tüketicilere ulaştırmak istedik. Ne zaman başladınız? Biz 3-4 sene evvel bu çalışmaya başladık. 4 sene evvel. Uzun bir vakit aldı. Çünkü Belçika esaslıydı. Onların regülasyonlarında kullanılan ham maddelerin şunlar kullanılır, bunlar kullanılmaz diye yasaklar vardı. Sertifika firmasının ve kullanmaya müsaade ettiği ham maddenin bile bütün hayat eğrisinde arada çevreye ve insana zararlı bir yan ham maddeyi bile kullanıldıysa o firmadan almamızı yasakladı. O derece sıkı bir regülasyondu. Çok detaylı bir araştırma yapmanız İnanılmaz. Gerekiyordu. Evet. Ve bunu bir sene sürdü bu ham madde firmaların, çalışacağımız ham maddelerin. Sırf onları belirlemeniz bir yılı buldu. Aynen. Çünkü gidiyor geliyor, o firmanın ürünü uygun değil diyerekten. Sonra tabii yılmadınız ve devam yılmadık. Ettiniz. Kesinlikle, çünkü hayır, o aşamada yılınabilirdi. Çok müracaat oldu ama yarı yolda bıraktılar. İlk siz devam ediyorsunuz diye de mesajlar almıştık. İnatla. Ondan sonraki formülasyonlar, yani üründe kullanılan ham maddeler çıktıktan sonra olay formülasyona geldi. Neden? Çünkü o diğer standart deterjan çok agresif kimyasallar var. Bizim deterjanın da aynı performansı göstermesi çok önemliydi. Evet. Siz tüketiciyi memnun etmezseniz, istediğiniz kadar bu doğaldı, organikte, kimseye bir şey yapmaz deseniz de, eğer çamaşırı temizlemezse, işte lekeyi çıkarmazsa, yeri güzel temizlemezse, onun da bir başarısı, sürdürülebilirliği yok. Tabii. Dolayısıyla bir senede bu aynı, hatta daha artıları veren bir formülasyon çalışmalarımızı geliştirdik. Onu da siz yaptınız burada. Evet. Hı-hı. Onu yaptık. Sonra bunlar audite geldiler. Firma denetlemeye geldiler. Çünkü işletme şartları da çok önemli onlar için. Ve biz tabii Türkler biraz hani kendimizi şey yaparız ya, acaba bizi beğenecekler mi havası var Avrupa Amerika gelince. Biz bayağı bir stresli bir iki gün geldi audit. Gelen kişi Doğu Avrupa'ya bile çıkmamış. Fransa, Almanya, Belçika'da dağıtmış bu sertifikasyonları. Ve geldi iki gün gayet Türkiye ketum. Türkiye biraz tabii onu şaşırtmıştır. Ön yargıyla gelmiştir muhakkak. Çok ketum. İki gün bir ortak çalışma oldu ve giderken dedi ki, ilk seferde alan sayılı firmalardansınız ve Avrupa'daki firmaların birçoğunda da bu sistemin hepsi yok dedi. Ne kadar işletme güzel. İşletme sistemimizde, tesisimizde çok beğendi ve biz sertifikayı aldık.
sertifika almakla da bitmiyor. Şu da çok önemli. Her sene audite geliniyor. Denetlemeye geliyorlar. Denetleniyor. Çünkü ben ona acaba uyguladı mı bir sene? Bütün ham maddeleri onaylanan firmalardan mı alındı? Tek tek kontrol edildi. Kaç ton alındı? Kaç ton mal yapılabilir? Kaç ton satmışız? Ya hepsini kontrol ediyorlar. Araya karışmasın yani diye. Yani inanılmaz bir şey. Ve işte biz üçüncü auditimizi bu sene üçüncü defa yapacağız. İki audit bu yıl. Atlattık. Mayıs'ta gelecekler. Böylece gayet şey ilk Türk markasıyla ekolojik sertifika alan bir ürünümüz oldu. Bunu sanırım sizin kimya sektöründeki 50 yıllık deneyiminizin de etkisi olmalı bu kadar kolay bu denetimden geçmenin, değil mi? Kesinlikle, yani ben bir mühendis olarak tabii işletmenin altyapısını çok iyi yapıyoruz. Sonra bizim ISO 9000'ler, 14000'ler her gelen, hani biz çünkü diğer zincirlerle de private label'da çalıştığımız için onların da her sene auditlerini geçiyoruz. Hep 90 üzerinde puan alıyoruz, 100'e yakın. Ve onlar da diyor ki ISO 9000'i gerçekten uygulayan firmalardan birisiniz. Çünkü duvara asmak için bazı yerlerde kullanıyor İstanbul'da biliyorsunuz. İstanbul'da üretiliyor değil mi? İstanbul'da, Esenyurt tarafında fabrikamız. Şimdi burada Kübra Hanım'a geçmek istiyorum. Efendim biraz çeşitlerden konuşalım istiyorum. Şimdi çamaşır ve bulaşık deterjanı, ben de çamaşırda bir sürü farklı deterjan denedim. Demin Sevda Hanım'ın dediği gibi bazen hani içeriğine güveniyoruz fakat o performansı, biraz o son dönemde alışkın olduğumuz kimyasal deterjanlardaki performansı yakalayamıyoruz. Ama sizin üründe böyle bir şey söz konusu değil, onu ben denedim. Biraz çeşitlerden bahseder miyiz? Ne tür çeşitler var? Sertifikaların özelliklerini biraz daha, vegan sertifikası da var galiba. Evet, farklı evet, birçok sertifikalar var. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Öncelikle Green Clean markamızın 11 adet standart ürünü var. Bunların içerisinde çamaşır grubu var, bulaşık grubu var, bulaşık makine grubu var, yüzey temizleyicileri var. Ve Ocak ayından itibaren de Baby ve Sensitive serimizi de çıkardık biz. Sensitive serimiz tamamıyla boyasız ve kokusuz. Alerjen kişiler için birebir çamaşır deterjanı ve çamaşır yumuşatıcısı var. Baby serimizde de 4 adet ürünümüz var. Leke çıkarıcı, çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve emzik biberon temizleyici. Öyle şeyler de var. Evet, şimdi evet. Yalnız ben burada hemen araya girmek istiyorum. Boyasız tabii ve kokusuz dediniz. Diğerlerinde boya ve koku var mı? Hayır. Nedir dezavantajı? Evet. Şimdi bunu söyleyince çoğu kişi sizinle aynı tepkiyi veriyor. Diğer ürünlerimizde de sentetik hiçbir şekilde boyar madde ve hani koku verecek sentetik parfümler bulunmuyor. Ürünlerimiz zaten bitkisel ürünler. Ürünlerimizde hani bu sensitive serimizde hiçbir şekilde koku yok. Normalde diğer ürünlerimizde %100 organik lavanta yağı ya da %100 organik portakal yağı kullanıyoruz. Mesela ben çamaşır deterjanınızı da biliyorum. Lavantayı da çok sevdiğim için lavantalı var. Evet. Başka? Portakal nerede? Portakal var. Evet, bulaşık makinesi grubunda ve elde bulaşık grubunda, yüzey temizleyicilerde ve banyo temizleyicilerde %100 organik portakal yağı var. Şimdi aslında şöyle teker teker geçelim mi? Önce çamaşırdan başlayalım. Tabii. Çamaşırda bir sıvı deterjanınız var. Sıvı çamaşır deterjanımız var. Yumuşatıcımız var. Şimdi bunu biraz bize, neden bu diğer bizim normalde aldığımız kimyasal olan, sertifikası olmayan ürünlerden farklı? Önce çamaşırdan başlayalım. Yumuşatıcının ve deterjanın ne gibi farklılıkları var? Şöyle söyleyeyim. Biz yurt dışında İtalya'da testler yaptırıyoruz ürünlerimize. Belirli dermatolojik testler ve bunların sonucunda elde ettiğimiz bazı veriler var. Ürünlerimiz standart deterjanların içerisinde bulunan zararlı kimyasallar. SLS, klor, fosfat, paraben gibi kimyasalları içermiyor. Bu SLS dediğimiz o köpürten madde. Evet, aynen öyle. Aslında çoğu deterjanın ana ham maddesidir. Temizleyici, yüzey aktif. Peki fosfat neden var deterjanlarda normalde ve siz onun yerine ne kullanıyorsunuz? Ya hani bu tamamıyla bizim Arge departmanımızın hani yoğun uğraşlar sonucu fosfatın yerine başka bir ham madde kullandılar. O da bir kimyasal ama zararlı değil. Zararlı. Yani bizim kullandığımız zararlı değil. Zararlı evet, değil. Ben tamam. Fosfat için konuşuyorum. Fosfat hani kullanılıyor. Hani fosfatı normalde deterjana neden koyuyorlar? Şimdi fosfatın şöyle bir zararı var. Zaten bütün dünyada yasaklanan, Türkiye'de hala kullanılıyor.
fosfat atık sularla denizlere ve göllere gittiğinde orada yosun birikimi, gübre vazifesi görüyor. Yosunlar da çok büyüyünce sudaki oksijen yok oluyor ve canlı hayat bitiyor suda. Yani çevreye balıklar zarar veriyor. Çevreye çok aslında zararlı. Aslında o bize de dönüyor sonuçta. Tabii dönüşte. Çünkü o çevre ve o su şey size de kullanılıyor. Ekosistem bozuluyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi organik esans kullanıyoruz. Üstelik de organik sertifikalı esans kullanıyoruz. Sertifika da istiyor. Yani bu tamam yağdır değil, sertifikalı istiyorlar. Şimdi diğerleri normal deterjanlarda sentetik parfümler lavanta var. Lavanta kokusu alıyoruz ama sentetik lavanta alıyoruz. Evet, tabii. O tamamen alerjik kimyasal. Reaksiyon gösterebiliyor. Bu gerçekten lavanta çiçeğinden çıkılmış bir de sertifikası olan bir şey. Yani lavanta. Organik üretilmiş bir lavanta. Şeyde boyalarımızda tamamen bitkisel boyalar. Gıdada kullanılan özel boyalar. Halbuki öbürleri kimyasal boya diğer deterjanlarda kullanılan. Şimdi parfümsüz neden yaptık derseniz organik de olsa bazı ciltler çok hassas. İşte Danimarka'daki sertifikasyon firmasıyla çalışıyoruz. Onlar da dünyada da zaten gittikçe bu kokusuz ürünler, boyasız ve kokuslar artıyor. Çevre kirlerinden insanların hassasiyeti arttı. Hassas ciltler çok arttı. Alerjiler, astımlar arttı. Dolayısıyla bunlar şeylerle, parfümlerle hoş değil. Yani organik de olsa şeyle uymuyor cilt. Ya evet, yani şöyle istemiyor. Organik lavanta içerikli, lavanta kokulu bir deterjana bile reaksiyon gösterebiliyor. Belki bebekler, hassas ciltler. Kokusuz onlara öneriliyor. O yüzden Parko. Siz de kokusuz serisi yaptınız. Evet, evet. Yani normalde çamaşır deterjanın da lavanta var. Lavanta ama evet, o kokusuz var. Bir serili. De kokusu çok hassas insanlar için. Biz de talep üzerine arttırdık. Biz mesela 4 ürünle başladık. Onu da söylemek isterim. 4 ürünle başladık. Şunu da yapın, bunu da yapın diyerek. İhtiyaç var çünkü. Aynen. ona başladık. Fosfatı da şöyle söyleyeyim. Fosfatın görevi suyu yumuşatıp kireci önleyip temizlik şeyini efektini arttırmaktır. Biz suyu yumuşatan daha bitkisel ham maddeler kullanıyoruz. Peki şimdi size çok önemli bir soru soracağım. Evet, tabii. Son dönemde deterjanların kimyasal deterjanlar, kimyasal diyorum hani bunların içinde aslında kimyasallar ama zararlı kimyasal. Bitkisel öz. Orijinal. Yani öbürleri sentetik fabrikalarda üretilen kimyasallar. Bunlar doğadan, şeker pancarından, patatesten elde edilen aktif maddeler. Anladım. Aktif madde desek daha doğru o zaman. Evet. Şimdi normalde bize diğerleri yani o kimyasalları tanıtılırken hep şöyle dendi. Beyazlar daha beyaz, renkliler daha renkli dediler. Şimdi o biz bir süre içerisinde biz de araştırmaya başlayınca dedik ya işte beyaz neden beyazmış? Çünkü işte içine farklı bir şey koyuyorlarmış. O aslında beyazlatıcı. Optik beyazlatıcı evet. Boyuyormuş aslında. O yasal mesela. Yani biz zannediyorduk ki beyazlıyor. Halbuki kiri temizlemek değil o boyuyordu. Boyadığı için onun beyaz oluyormuş. Onun nedeni şöyle bakın. Boya şöyle ince bir tabaka meydana getiriyor kumaşta kaplıyor. O tabaka güneş ışınlarını görünen ışın vardır görünmeyen ultraviyole ışın vardır. Ultraviyole gelen üstüne dışarıdan gelen ultraviyole ışıkları görünen ışına çeviriyor. Siz çamaşırı olduğundan daha beyaz. Daha parlak. Evet. Göz çünkü aldatması şöyle yani. Şöyle bir şey de var Sevda Hanım. Daha ben biliyorum ki önceden ilk otomatik makineler çıktığında ya da onun öncesindeki otomatik olmayan makineler için üretilen deterjanlarda beyaz için ayrı, renkli için ayrı deterjan yoktu. Herhalde sanırım bu optikle birlikte beyaz devreye girdi şimdi değil mi? Şimdi şöyle tabii beyaz çamaşırlarda işte optik beyazlatıcı gerekiyor. Biraz da oksijen bazlı beyazlatıcılar gerekiyor. Evet. Ama oksijen bazlı beyazlatıcılar renkleri açabiliyor şey yapıyorsa. Evet. Dolayısıyla tek bir renkleri açarken bize ne yapıyor tabii, çok merak ediyorum. Tek bir deterjan formülü iki çamaşır için çok iyi olmuyor. Optimalde tutuluyor formülasyon. Ama ikisi için ayrı yapınca da çok farklı bir formülasyon yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada istenilen daha iyi elde ediliyorsunuz. Peki şimdi burada bu organik deterjanlarda hani yine akla gelebilecek bir soru. Şimdi biz o beyazlığa ve o renklerdeki o renge alıştık. Bu sizin deterjanda beyaz ve renkli konusunda nasıl bir sonuç alıyoruz? Onu nasıl yani oradaki o zararlı kimyasalları başka bir şeyle mi değiştiriyorsunuz yoksa? Evet. Optik beyazlatıcı kullanılmıyor. Bir miktar oksijenli var ama onun ötesinde şu var ki mesela beyazlatma tozları yerine biz klorsuz çamaşır suyumuz da var. Evet. Klorsuz içine klor ihtiva etmeyen eğer beyaz çamaşırlara çamaşır deterjanı artı klorsuz
beyazlatıcı koy. Bizim şeyimiz de var. Çamaşır leke suyu. Çıkarıcımız. Leke çamaşır. Çıkarıcı. O gloss evet. Çamaşır suyunu ben hiç denemedim. Evet. Onu makinede kullanabiliyor musun? Tabii, tabii. Beyazların yanına onu koyduğunuz zaman da aynı şeyi görmüşsünüz. Natural olarak koymuş oluyor. O zaman ben bu deterjanı aldığım zaman lavantalıyı yani kullanıyorum ben. Çok bembeyaz istiyorsanız yani ha, çamaşır çok suyunu kullanmadan. Çok beyaz istiyorsam onu makineye onunla birlikte onu klorsuz deterjanı da evet, ekliyorum. Evet, evet. Şey, ya, çamaşır merak suyunu. Etme, çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Renklerde hiçbir şekilde deforma etmiyor. Zaten belirli kalite kontrol testlerinden de geçiyor. Bizim yaptığımız bazı testler de var. Hani çamaşır suyu denince insanın aklına rengini sarartır ya da işte hani renkliyse rengini soldurur gibi gelir ama bizim kendi deterjanlarımızda hiçbir şekilde klor bazlı ağartıcılar içermediğinden renklerde hiçbir şekilde solma yapmıyor. Aksine hani alışılagelmiş işte istediğiniz gibi çamaşır deterjanımızla birlikte kullanıldığında daha parlak bir görünüm de sağlıyor. Renklere de mi onu kullanıyoruz? Tabii renklere de kullanıyoruz. Toz deterjanı özellikle çok sakıncalı. Toz deterjanlarda onu da söylemek isterim. Aktif madde %20-25'i geçmez. Gerisi 75 lüzumsuz bir kimyasal dolgu maddesi olarak kullanılır. Dolayısıyla çamaşırlar iyi durulanmazsa çamaşırlar şeyin içinde kalan tenimize... beyaz kimyasallar da rengi soluk gösterebiliyor iyi durulanmazsa. Bizim bu sıvı deterjanın çevreci olmasının ikinci şeyi de çevreci tek durulamayla yetiyor. Çünkü sadece aktif madde var gerisi su. Yani evet. Temizleyici kimyasallar var. Yani ben 69 yılında bir sene Amerika'da yaşadım. 69 yılında düşün kaç yıl evvel bile %80'i sıvı çamaşır kullanıyordu evet, deterjanı evet. Kullanıyordu. Ben de 97'de kaldım bir yıl. Yani evet. Ve daha Türkiye'de yani Avrupa'da neredeyse toz bitti. Evet orada ama hiç toz yoktu. Evet doğru. Yani hem de mesela alerjik ciltler için terleyen bir mesela yakada kalan bir gömlek yakasında kalan deterjanı düşünün terleyince muhakkak bir alerji yapıyor. O kimyasallar kalarken. Hastalıklarda böyle çıkıyor. Evet. Ya biz çünkü lafınızı böyle ben hep biz gıdalarımızı düşünüyoruz. Halbuki cildimizden de içeri giriyor. Yani burada onu düşünmüyoruz. Şimdi şöyle biz test yaptırdık. Normal bir çamaşırınızı siz yıkadınız. Örnek veriyorum tişörtü yıkadınız. Üstünüze giydiniz. O tişörtten sizin kanınıza kimyasalın geçme süresi 26 saniye. Yani tişörtte kalan zararlı kimyasal yediğimizden daha çabuk hepsi yani onlar da öyle yani 26 saniye içerisinde bizim dolaşım sistemimizde kimyasal. Bunun bu örneğini şöyle diyelim. Mesela Vicks sürüyoruz. Lasonin sürüyoruz ağırlı yerlere. Şey yapacağız. Dışarıdan sürüyoruz. Nasıl iyi ediyor? Evet. Direkt ciltten damara geçiyor. Öyle mi? O mantıkla düşünebiliriz. Kesinlikle. Aynen. Evet çok doğru. Tarihçi zaman... kullanılan ilaçlar neden nasıl iyi ediyor? Bunu da öyle gibi düşünmek aynen, gerekiyor. Aynen. Biz tabii şey çamaşır suyu önemli bir konu. Şimdi çamaşır suyu şimdi düşünüyorum ki adı çamaşır suyu. Aslında çamaşırlar için üretilmiş belki yıllar önce. Ama biz onu tabii her yere bazı evleri klordan giriliyor. Kesinlikle. Yani dezenfekte ettiğini ve temiz olduğunu hissettiğimiz için bol bol kullanıyoruz. Ne kadar yanlış. Çok şimdi yanlış. O zaman çamaşır deterjanı sizde bir lavantalı var. Bir hassas yeti olanlar kokusuz için kokusuz olan var. Serimiz var. Bir de baby serimizin çamaşır deterjanı var. Şimdi şöyle bebeklerin kendi lekeleri, çamaşırlarında kalan kirler ve lekeler normal erişkin insandan daha farklı. Mamadır, dışkıdır hani bunlar daha farklı. O yüzden hani bebeklerin çamaşırlarının yıkanma sıklığı da normal insanlardan daha fazla. Hemen işte anneler hani alışık hemen leke oldu yıkayayım işte hani giysin etsin. Bu şekilde olduğu için biz onlar için özel bir formülasyon geliştirdik. Evet. Onların kirlerine özel ve yıkanma sıklığına özel bir formülasyon geliştirdik. Aradaki tek fark bu. Hani onun dışında hani anneler soruyor bize de çok fazla sosyal medya üzerinden. Hani fark tek bir tek bu. Bebeği olanlardan bol bol kakalı eşyalarla laboratuvarda test ediyoruz onu söyleyebilirim. evet aynen ne olur öyle. Getir diye. Yani her lekeyi çıkarsın mama işte mama lekeleri falan. Halbuki erişkinlerde daha çok yağ oluyor. Hani yağla birleşen kirler oluyor. O yüzden içeriği biraz daha biraz farklı. Daha bebeklere özel evet, oluyor. Bebek kirlerine özel olarak formüle edildi. Peki çamaşır suyu da çamaşır suyuna yani çamaşır için üretilmiş bir çamaşır suyu değil mi? Klozete de dökün. Orada da yani her yere yani. Kullanılabilir. Evet. Yani şöyle bize gelen müşteri yorumları işte müşteri hattımızı arayanların söyledikleri şu. Ben diyor lavabomda da kullanıyorum. Tezgahımda da kullanıyorum. Makinamda çamaşırlarımı yıkarken de kullanıyorum. Doğru mu? Bize diyoruz ki evet doğru. Yani çamaşır suyu kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Peki onun kokusu var mı? Ben hiç onu kullanmadım. Hayır, yok.
Hayır öyle. Yani hani... bu tabii ilk akla gelen çamaşır ve bulaşık. Ben mesela çamaşır ve bulaşığı denedim sizde ama diğerlerini denememişim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Normalde bizim de mutfak grubunda çok amaçlı yağ çözücü maddemiz Şimdi var. Şimdi önce sizle başlayalım. Tabii. Kübra Hanım. Bulaşıkta neler var? Bulaşıkta öncelikle sıvı elde yıkama bulaşık deterjanımız var. Çok amaçlı yağ çözücümüz var. Bulaşık makine grubumuz var. İşte bulaşık makine tableti, jel bulaşık makinesi deterjanı, bulaşık makinesi tuzu ve bulaşık makinesi parlatıcısı olarak. Hı-hı. Bu grubumuz da bu şekilde. Bunların özellikleri neler? Yani diğer deterjanlardan farkı nedir? Sağlıklı olması açısından. Şimdi şöyle standart deterjanlarda bulunan zararlı kimyasallar yine bu grubumuzun petrol içerisinde de yok. Ağırlıklı. Petrol bazlı. Köpürtücü dediğimiz o SLS sodyum lauret sulfat galiba o yok. Köpürtücü ajanlar yok içerisinde. Peki o zaman hemen şunu soruyorum. O yoksa nasıl köpürüyor? Ben çok hep onu fazla, merak ediyorum. Çok fazla köpüren öyle... başka maddeler de var. Yani. Başka bir bitki özlü mü? Yani, evet gözlü. Ve hani aslında bu bir algı bence. Şimdi köpürmeyince temizlenmiyor çok, ya bize evet, göre. Öyle bir şey yok. Aman aman köpük. Çok köpürtmesi işte. İyi anlama gelmiyor. Aslında siz, hani ne kadar çok köpürürse o kadar çok biz ona hani enerji sarf ediyoruz. Su kullanıyoruz o köpüğü gidermek için. Aslında daha büyük zarar. Köpürmemesi hani temizlemediği anlamına gelmiyor. Ya aslında burada aklıma lafınızı böyle şu geldi. Şimdi normalde otomatik makineler çıkmadan önce ben biliyorum otomatik makinelerden önce kullandığımız deterjanlar çok köpürüyordu. Hı hı. Sonra otomatik makineler çıktığı zaman köpürmeyen deterjan çıktı. Demek ki aslında köpükle bir ilgisi yok bunun. Bunu bir anlayalım. Temizlikle köpürmenin bir alakası yok. Olay tamamıyla algı, olay tamamıyla köpürtücü ajan kimyasalları. Bunların da hepsi bizim sağlığımıza zararlı. Evet. Yani hiç bu köpük algısını bence birazcık yıkmakta fayda var. Değiştirmemiz lazım. Evet, evet. Bulaşık grubumuzda da normalde çamaşır grubumuzda az önce konuşmuştuk. Lavanta yağı kullanmıştık %100 organik. Bulaşık grubumuzda da %100 organik portakal yağı kullanıyoruz. Neden portakal tercih ediliyor? Ya limon, şöyle, portakal. Evet. Neden? Balık önce mesela ne yaparlar? Koku. Limon suyuyla temizler. Kokuyu absorbe ediyor. Bir de şu var. Organik yağ olarak çok fazla çeşidimiz yok. Evet. En genel limon portakal serisi hem de mutfaklarda hep kullanılan bir seri oldu. Alışkın yani. Olunduğu için. Alışkanlık yani ve koku giderici yani koku absorbe edici bir özelliği var portakal ve limon kokularının. Evet portakal herkesin var. Herkesin de hoşlanacağı bir koku. Koku. Yani evet. Elde olandan bahsediyoruz şu anda. Evet. Elde diğer bulaşık grubumuzun üyelerinde de zaten portakal yağı var. Portakal yağı bulunmakta. Şeylerde de makine olanlarda da. Tablette yok. Tablette öyle gelerek. Yok hani çok fazla. Makinede tabletin dışında farklı alternatifler var mı? Ben onları bilmiyorum. Jel var bir de. Ha jel var. O da yeni çıktı. Evet yani bir buçuk iki ay kadar oldu. Ha jel olursa oldu. Ama yeniden tuzunu parasını falan ayrı mı? Nasıl oluyor? Ya zaten bizim önerimiz bulaşık makinesinde jel ve yani jel de kullanırsa tablet de kullanırsa tuz ve parlatıcının kullanılması. Çünkü şimdi Türkiye çok büyük bir coğrafya ve her bölgedeki suyun içerdiği kireç oranı, mineral oranı farklı. Hani bu sebeple biz tuz ve parlatıcının kullanılmasını öneriyoruz. Hem daha temiz bir sonuç için hem de daha parlak bir sonuç için. Şimdi birazcık daha hani yine alışılagelmişlikten burada hani ne kadar çok bardaklar parlarsa o kadar güzel. Temiz gibi gözüküyor. Evet hani bundan kaynaklı biz yine kullanılmasını öneriyoruz. Şöyle çünkü yani üçü bir arada beşi bir aradakilerin bile arkasını okusanız şu kadar sertliğin üstünde önerir. Yani orada bir şeyi vardır. Ucu açık değildir her yerde kullan diye. O gözden kaçıyor aslında. Sertliği şu kadar işte test edin falan. Herkesin test imkanı yok. Makinelerdeki tuz deposu da zaten otomatik olarak giriyor. Yani su sert değilse zaten tuzu da devreye girmiyor. Yani anlatabildim mi? Otomatik kendi kontrolü var. Dolayısıyla emniyet açısından onu kullanmak her zaman daha peki, garanti. Peki Sevda Hanım o tablet formunu verirken yine bir zararlı bir kimyasal kullanmak gerekmiyor mu? Bazen öyle hayır, bir algı hayır, da oluşuyor. Sadece pres üzerine şey yapılıyor. Daha ufak bir hacıma getiriliyor neticede. Yani peki şeyler. Dayanıklılığı nedir tablet formunda olanların? Yani saklama koşullarında tabii herhangi bir sorun. Dış ambalajı var. Yok. O istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle aslında ürünlerin üzerinde. Çünkü hani bizde şöyle bir hep algı var.
zararlı kimyasallar işte daha uzun süre korunsun ya da işte saklama koşullarında deforme olmasın, bozulmasın vesaire gibi bir algı var. Acaba bunda hani bir sorunla karşılaşır mıyız diye saklama koşullarında? Bizim sadece şöyle söylüyoruz biz. Ürünlerimiz tamamıyla bitkisel içerikli olduğundan 2 sene içerisinde ürünlerin tüketilmesini öneriyoruz. Yani bir çamaşır deterjanı alındı, zaten üzerinde üretim tarihi yazıyor. Son kullanma tarihi de üretim tarihinden itibaren 2 sene. Hani yine herhangi bir bozulmaya sebebiyet de vermiyor. 2 sene içerisinde de zaten tüketiliyor. Yani hızlı tüketim zaten. Hani peki, evde her gün çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tabii. birinden zaten birisi bir her gün çalışıyor. Ama hani koyduğumuz ortam açısından bu bitkisel olduğu için atıyorum rutubetli ortamda vesaire gibi böyle bir bitkisel olmasından kaynaklanan onun bir... Onun da özel koruyucuları var. En zorlandığımız nokta o tabii bunların içinde. Onu merak bir ediyorum. Bir sürü koruyucular, yasak koruyucular kullanılıyor her üründe Türkiye'de. Bizim böyle onaylanan tek bir koruyucu var. Ve biz o koruyucuyu kullanıyoruz. Koruyucular da çok önemli. Bugün gıdada biliyorsunuz en çok konuşulan konu o. Evet. Paketli ambalajı almayın çünkü içinde şu koruyucu var. Bu koruyucu da en çok zorlandığımız noktalarda geldi. Çok güzel bir noktaydı. Yani hem bitkisel olup da hem uzun vadeli nasıl saklanabiliyor? İşte çok özel bir koruyucu. Anladım. O çünkü ediyoruz. Genelde bunu araştıran anneler, kadınlar en çok takıldığımız nokta bu oluyor. Hani bir ürün bitkiselse bu paketin içine girdiğinde, ambalajın içine girdiğinde peki bu nasıl uzun süre? Çünkü bir şekilde marketlerden ulaşıyoruz. Zincir marketlerde o bir bekliyor bir yerlerde veya biz evi bitiyoruz. Hani genelde organik ekolojik ürünlerin çabuk bozulduğuna dair bir şey firmanın var. Firmanın onayladığı sayılı şey var yani koruyucu var. Sadece hem öyle hem de mesela gıdada da şey diyenler oldu sorduğumuz zaman. Paketleme sistemi önemli. Eğer doğru ambalajı kullanırsanız. Havasız vakumlu yapılırsa havayla bütün olay bitti. Bakterilerin büyümesi, bozulmak havayla oluyor. Çok özel teknolojilere sahip firmalarda o havasız paketlemede o gıdalar koruyabiliyor. Faydası oluyor. Da, tabii. Peki şimdi parlatıcı için benim aklıma gelen bir şey. Ben mesela artık parlatıcı neredeyse kullanmıyorum. Sirke kullanıyorum. Niye sirke kullanmayalım da parlatıcı kullanalım? Neden sirke parlatıcı kullanmayı da sirke kullanın diyeceğim o zaman. Yani daha direkt sirke deyince bize hani daha hani doğal bir şeymiş gibi geliyor. Hani buna ekstradan parlatıcı kullanmak pek düşünmüyorum. Uzun zamandır ben öyle yapıyorum. Yani aslında burada tablet kullanıyorum. Kalmış. Tabletin dışında sirke kullanıyorum onun yerine. Ama makinenizin aksanı için hani sonuçta. Hani bir süre sonra makine aksanında zarar verebilir. Sonuçta sirke de hani bir asit. Hani sirke de çok hani masum gözüküyor. Evet hani masum da sofralarımızda kullanıyoruz plastik o kadar. Plastik aksamlarda uzun zamanda şey olur. Kapaklı dondalarda falan. Evet. Şimdi buradaki parlatıcının görevi bulaşık tablet olsun, jel olsun neyle kullanıldıysa onun tam farklı bir tezat bir formülü. Onun kalıntılarını yok etmek, nötrize etmek. Aynı zamanda bardak ve tabakların üzerinde ince bir film tabakası oluyor ve sular daha rahat akıyor, lekesiz oluyor ve şey oluyor, parlak oluyor. Ve bu da hani bitkisel bazlı olunca gayet şeyli oluyor. Yani çünkü yani parlatıcı için o zaman mutlaka bitkisel tercih etmemiz gerekiyor. Kullanın çünkü derim. En çok o zarar veriyor deniyor parlatıcı en son geldiği için. O da o kadar için... az giriyor ki aslında bir çay kaşığı kadar her bir şeye. Miktar çok az, bir deterjan kadar kullanılmıyor yani şey otomatik alıyor zaten o makine biliyorsun. Yani bir hazneyi doldurduğunuzda bir buçuk aylık kadar gidiyor her gün yıkasanız bile. Evet. Ama öbürü kadar kullanılıyor. Peki bulaşıkta o zaman bulaşığı da bitirdik. Sıra geldi ev temizliğine. Evet. Tabii. Şimdi ev temizliği için çok amaçlı bizim yüzey temizleyici ürünümüz var. Bununla yerlerinizi silebilirsiniz. Camlarınızı silebilirsiniz. Balkonunuz vardır. Balkonunuzdaki plastik masa sandalyeleri silebilirsiniz. Hani bu şekilde ev temizliğinde bu ürünümüz var. İşte banyo temizleyicimiz var. Hani onunla da yine banyolarınızda işte hani lavabodur. Ondan sonra işte ev musluktur. Bunların temizliğinde kullanabilirsiniz. Duşakabinlerinin temizliğinde kullananlar var. Peki oradaki aktif maddeler nedir? Onlar da yine tamamıyla diğer ürünlerimizde olduğu gibi bitkisel ham maddeler. Zaten ürünlerimiz eko garanti sertifikalı. Ha, sertifikalardan biraz bahsedelim. Evet, hangi sertifikalar var? Eko garanti ve vegan sertifikamız var. Eko garanti Sevda Hanım'ın da yayının başında bahsettiği gibi dünyada en yüksek standartlara sahip sertifikasyon sistemi. Türkiye'de de tek üretici firma olarak bizde var. Eko garanti çok yani kullandığımız her bir ham maddeyi denetliyor.
normal bir atıyorum çamaşır deterjanı biz çıkartıyoruz. Tamam hani çamaşır deterjanının eko garanti sertifikalı ama bunun içerisindeki her bir ham maddenin de sertifikalı olması lazım. Evet. Yani bu amaçla hani eko garantinin çok yüksek standartları vegan var. Vegan nedir? Vegan sertifikası vegan nasıl? Vegan sertifikası da ürünün içerisinde hiçbir şekilde hayvansal katkı maddesi ya da bir hayvanın istismar edilerek kullanılan işte hani üzerine test edilmediğini gösteriyor. İşte hayvansal kaynaklı bir güç kullanılmıyor. Bunları denetleyen ve sertifikalanan bir sistem. Evet. Bir de Ecolabel'ımız var. Ecolabel de çok duyulan sertifikalardan. Biz sonra hani baktık Ecolabel'da da var şu sağda solda. Ona müracaat ettik. O çok önemli. Bizim eko garantimizi görünce audite bile gelmediler. Tamam dediler, verdiler. Ha. Yani bizim sertifikasyonun ne kadar sıkı olduğunu anladılar. Anladım. Onlar verdiyse bizim dedi tamamdır dedi dendi. Hı-hı. O şekilde sertifikayı aldık. Şimdi ben şöyle bir şey daha sormak istiyorum size Sevda'm. Bizde o zaman temizlik algısı diye biz şimdi bir ekolojik deterjanları temizlik için aldığımızda neyi temizliyoruz ve nasıl temizliyoruz? Yani atıyorum işte dezenfekte ediyoruz, beyazlatıyoruz. Ne amaçla biz kim bitkisel deterjan diye düşündüğümüzde neyi algılamalıyız? Şimdi, köpürtme evet. Algısını açtı çıkardık. Anlatabildim evet. Mi? Şimdi her tabii temizlenen şunu da söyleyeyim ben genel temizlik alanında bizim ürünlerin hiçbirinde eldivenle kullanılı yazmaz. Bizim klasik ürünlerimizde biledir. Mesela mutfak bu da çok önemli. Bu çok önemli. İyi ki onu vurgulamak isterim. Çok iyi biz oldu. Yani klasik bunlardan evvel yaptığımız ürünlerde bile çünkü işte diyorlar ki mutfaklar, banyolar ya asidik ya kostik dolu. Eldivenle kullanın işte gözünüzü müzünü sıçratmayın da. Hiçbir ürünümüzde eldiven yoktur. Mesela yağ çözücünüz elinizi silin, temizleyin. Hortakal yağından çıkarılmış özel bir yağ çözücü. Hatta ben buna bir şey... Hiçbir yağ çözücü, mutfak temizcisini çok tahriş edici ham maddelerle yapılıyor. Bu çok önemli. Hiçbir yani uzay kimya hiçbir mutfak ürününde... Evinde. Mutfak yani o sürekli bir alüminyum tarafına bir şey yapsa onu bozabiliyor. Diğer parçalarını bozabiliyor. Mutfak temizleyici ek olarak ben bir de şunu söylemek istiyorum. Normalde yağ çözücü ürünler var piyasada satılan. Hiçbirinin kapağını açıp koklamayı denediniz mi? Ya da koklayabilir misiniz? Ya da sıktığınızda ortamda durabilir bunu misiniz? Bunu elinizi sürün. Bizim ürünümüzde şöyle açıp koklayın. Portakal suyu kokuyor. Tamamıyla hani hiçbir şekilde eldivene gerek yok. Eldivene gerek yok. Öksürtmüyor, etmiyor. Yani bunlar aslında küçük gibi gözüken ama çok büyük önemli detaylar. Şöyle bizim müşteri hattımızdan pek çok kişi arıyor bizi, söylüyor. İşte egzama hastasıydım, doktorum önerdi hani ben eldivensiz temizlik yapabiliyorum, hani bu benim için çok büyük bir şey. Yani yaklaşık bir iki hafta önce ben böyle bir telefon aldım, İskenderun'dan gelmişti hatta bu telefon yani. Eldivensiz kullanıyorum artık dedi yani ve bu benim uzun zamandan beri ilk kez yaptığım bir şey. Yani teşekkür etti bize. Evet. Bu şekilde hani eldiven kullanmaya gerek yok ürünlerimizde. Ay yani aslında biz hep anneler bebekler için diyoruz ama hassas cilde olanlar için tabii yani Türkiye'de aslında sağlık için hepimizin. Evet yani kesinlikle düşününce öyle ama ciddi bir egzama, astım hastaları, alerjik olanlar çok fazla ve bu sayının da gün geçtikçe artacağı söyleniyor. Çevre kirliliğinden dolayı. Çevre kirliliği evet, mesela şimdi hani İstanbul bölgesi için konuşalım, çok fazla kentsel dönüşüm var. Bunlardan çıkan tozlar, bunların hepsi bizi daha da alerjik bir hale getirecek. Yani aslında tabii şimdi burada şunu da özellikle tekrar belirtmekte fayda var. Biz normalde bunları kullandığımızda hem kendi cildimiz için faydalı... Ama hep unutmamamız gereken o sular bir yerlere gittiği zaman bizim gözümüzün önünden gidiyor. Sanki nereye gittiğini bilmiyoruz. İçme sularımızla geliyor tekrar. İçme sularımızla tekrar bize geliyor. Yıkanma sularımızla. Yıkanma sularımızla. Çocuklarımızı, bebeklerimizi yıkadığımız suyla geliyor. Oysa her şey bir döngü, ekosistem. Hiçbirinden bozulmaması lazım. Şöyle bir şeyi de anlatayım. Geçen sene ben yaz dönüşü Bodrum'da bagaj boş gelmesin araba diye oranın domatesleri çok güzel. Biliyorsunuz hani bir 4 kasa domates sığdı ama tahta kasalardı, hacimli. Dedim ki satan adama şurada dedim siyah işte plastik kasalar var, onlara koysak 2 kasa daha alayım. Adam 2 kasa satmak yerine bana dedi ki o petrolden yapılmış domatesler İstanbul'a gitmez dedi. Aferin. Yaşayarak görmüş demek ki bunu. Yani koymuş bozulmuş. Ya. Geçen bir otomotiv sektörünün sözcüsünden duydum. Daha enteresan, ihraç edilen bir araba parçalarını da tahta sandıkta istemişler. Çünkü petrolden çıkan gaz parçayı bile
olumsuz etkiliyor. Hmm. Düşünebiliyor musunuz vücuda etkisini? Yani metal oksana böyle yapan. Petrole evet. ilgisini. Hmm. Evet, şimdi ben anlayabiliyorum. Özellikle yerli üretim olması açısından dinleyicilere de bu bizim için çok önemli. Yani Türkiye'de böyle bir ürün üretiliyor olması. Çünkü diğerlerinde biraz da fiyat farkı da oluyor. Peki nasıl ulaşacağız biz bu ürünlere? Şimdi bu tür ürünlerde en büyük sorun bu. Bence önce bir fiyatı ben açıklamak isterim. Evet. Biz gerçekten bu konuyu gündeme aldığımızda baktık, inanılmaz fiyatlara satılıyor. Raflarda sadece ithal mallar var. Koliyle geliyor, ithal ediyor, dünya dövizler ödeniyor. Sonra raflarda da tüketiciler deli paralar ödüyorlar onu. İlle ona ihtiyacı var ve bilinçli tüketici ise. Ben biraz 68 kuşağı daha toplumcu çevre düşünen insan olarak biz dedi ki bunu her kesimden insan alabilecek bir fiyata oluşturalım. Dolayısıyla çok uçuk fiyatlar yerine makul şeylerle, karlarla raflara koyduk ve yarı fiyatına satılabiliyor. Hem döviz kazancımız oluyor hem her eve girebiliyor diye bu arada aklıma bir soru daha geldi. Hızlıca toparlayalım. Ambalajlar, onu söyleyeceğim. Ambalajlarda durum nedir? Yani biz bu ürünlerin ambalajları da yine çevre korumayla bağlantılı mıdır? Nasıldır? Evet. Şimdi ambalajlar dönüşümlü ambalajlar. Çevreye zarar vermeyip tekrar kullanabilirler. Yeniden kullanılabilir. Özellikle o tür plastikleri seçtik ve önümüzdeki yıllarda da başka hedefimiz var. Dünyadaki gelişmeleri yakında hedef ediyoruz. Ekolojik paketleme, konsantre ambalajlar. Mesela 10 misli konsantre ürünler var şimdi dünyada. Normal büyük bir şişeye koyuyor, 10 kere sulandırıyor. Dolayısıyla 1 kiloluk şişe yerine işte küçük bir şişe almak durumunda olabiliyor. Ama bunlar tabii zaman istiyor, tüketicinin buna alışması evet, için. Evet. Peki nerelerde bulacağız, nasıl bulacağız? Şimdi şöyle, zincir marketlerin çoğunda biz varız. Türkiye'de 1000'in üzerinde noktadayız şu anda. Bayağı güzel, çok birlikte. Güzel. 4 yıl içerisinde gayet iyi. Evet, evet. Ama bilinç de arttı. Son 2 evet, yılda, özellikle son 2-3 yılda çok kesinlikle, arttı. Kesinlikle. Yani ürünü tüketici deneyen tekrar alabiliyor, fiyatını da uygun görüyor. Evet, evet. Yani çoğu kişi şöyle söylüyor, hani organik olduğunu düşününce ben çok pahalı olduğunu düşünürdüm. Hani diğer ürünlerle kıyaslıyor, diğer organik ürünlerle. Hayır diyoruz, hani biz Türk malıyız, hani bunlar da çok soru geliyor. Bu şekilde tüketicilerimiz de bizi tercih ediyor. Web sitemizde ugreenclean.com'a girdiklerinde satış noktalarımızı görebilirler. Bunun haricinde Instagram ve Facebook hesaplarımız üzerinden de biz yine satış noktalarımızı paylaşıyoruz. Oradan bize mesaj da yorum yazarlarsa yine bulundukları şehirdeki en yakın satış noktalarımıza da yönlendirebiliyoruz. Ve hani ürünlerin arkasında yer alan tüketici hattımız var. Oradan da arayarak hani hem satış noktalarımızı hem akıllarında bir soru varsa ürünümüzle alakalı onları da sorabilirler bize. Green Clean'in başında uzayın U'su var. Evet. Onu unutmamak lazım. Uzayımızı unutmuyoruz Green yani. Evet, Green Clean. Evet. Küçücük duruyor ama onu unutmayalım. Evet. Herkes Green Clean olarak algılıyor ama aslında New Green Clean. Zaten onun şu anda üretilebilmesi de o dönemdeki deneyimler ve tecrübelerle de ilgili diye düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilir olmak ancak kaliteyle ve servisle oluyor, hizmette biliyorsunuz. Yoksa kalmıyor. Bir sefer alıyor, sonunda bitiyor olay. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sürenin sonuna geldik. Aslında benim soracak çok şeylerim var. Belki başka bir programda. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz, davet ettiğiniz için. Ve değerli bilgiler için. Bebeklere, herkese sağlıklı yaşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Temiz bir çevrede. Bir Yeşil Çocuk programının daha sonuna geldik. Baby Joy'da bir sonraki Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın diyorum. Ben Aslı Dede.